Pidelerimi servise hazırladım. Oldukça bereketli bir tarif. Yaklaşık 14-15 adet çıkıyor. Soğuduktan sonra ortadan ikiye kesip buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Derin dondurucuya atıp ihtiyacınızı oldukça çıkarabilirsiniz. Çıkardıktan sonra yarım saat, bir saat kadar oda ısısında kalıp sonrasında fırına attığınız zaman ilk gün pişirmiş gibi taze kalıyor. Şöyle altı da üstü de inanılmaz güzel. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum. İncecik hamuru zaten. Şöyle. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı pide yapacağız. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle hamuruyla başlayacağım. Hamuru mayalı bir hamur. 2 adet yumurta. Yarım su bardağı zeytinyağı. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı kuru maya. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 su bardağı su. 1 su bardağı süt. Ve süt ılık oluyor. İlk etapta 4 su bardağı un ekleyeceğim. Gerekirse daha ekleyip videonun sonunda söyleyeceğim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyorum. Toplamda 6,5 su bardağına yakın un kullandım. Şöyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur yoğurdum. Üzerini streçleyip hamur iki kat olana dek mayalandırıyorum. Hamurum mayalanırken ben de iç harcını hazırlamak istiyorum. Oldukça kolay bir iç harcı. 3 adet kuru soğan, 2 adet domates, 1 adet kırmızı biber, yaklaşık 6-7 tane yeşil biber. Tüm malzemeleri rondodan çekiyorum. Tüm malzemeyi rondodan çektim. Rahatsız oluyorsanız domateslerin kabuklarını soyabilirsiniz. Ben bugün soydum. Çektiğim malzemelerin üzerine yarım kilo kıyma ilave ettim. 1 yemek kaşığı biber salçası. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı kimyon, 2 tatlı kaşığı tuz. Baharat dağıtma kısmı tamamen size kalmış. Seviyorsanız bol acılı yapabilirsiniz. Bizim evde sevilmediğinden ben acı koymuyorum. Tüm malzemeleri iyice yoğuruyorum. Tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurdum. Biraz sulu kıvamlı olması gerekiyor. Eğer sulu kıvamlı domatesiniz isterse, sulu kıvamlı olmazsa çeyrek çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Katı kıvamlı bir harç içinde kıymaların parça parça kalmasına neden olur. O yüzden kıvamı bu şekilde olmalı. Hamurum mayalanana kadar buzdolabına kaldırıyorum kıymayı. Hamurum mayalandı. Hamuru bezlemek ve açmak için kepekli un kullanıyorum. Tezgahıma biraz un serpip limon büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Öncelikle bezelerimi yapacağım. Sonrasında açması daha kolay oluyor. Hamurumu bezeledim. Bu şekilde açması daha kolay oluyor. İlk bezelediğim hamurlar kabarmaya başladı bile. İlk bezelediğim hamurdan başlayacağım açmaya. Diğerlerinin üzerine nemli bir mutfak havlusuyla örttüm. Açana kadar kurumasın üzerleri. Kepekli undan serpiyorum. Ortasından bir yukarı, bir aşağı şeklinde açın. Uçları çok fazla kalın kalmasın. Yana doğru biraz genişletiyorum elimle. Kıymalı harcımı bir karıştırıp hamurumun üzerine yayıyorum. Kenarlarını çok fazla sürmüyorum ki birleştirdiğimiz zaman oralar yapışmaz. Şöyle uç kısımdan birleştiriyorum. Biraz bastırıyorum ki açılmasın. Sonrasında bu yanlardan içeri doğru katlıyorum. Yine diğer ucunu da elimle şöyle sıkıştırıyorum. Açılmasın. Yine bu hamuru da aynı şekilde ortadan
aşağı yukarı şekilde açıyorum. Şöyle elimle yine yana doğru birazcık açıyorum. Kenarları kalınsa uçlarını inceltiyorum. Kıymalı harcımdan ilave ediyorum. Şöyle uç kısmını iyice birleştiriyorum açılmasın. Kenarlarından parmaklarımla şöyle içeri doğru kıvırıyorum. Yine diğer ucunu da hamurunu şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle biraz yana doğru açıyorum. Şekli güzel olsun. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Pidelerimi açtım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. Aralarında boşluk bırakıyorum. Kabardığı zaman birbirine yapışıp yanları çiğ kalmasın. Önceden ısıtılmış 600 ayar 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Diğer pidelerimi ikinci tepsiye yapacağım. İç harcını koyduktan sonra hamur beklemez, kendini salar. İkinci bir tepside yapabilirsiniz ya da ilk tepsiyi fırından çıkardıktan sonra diğer pidelerinizi açabilirsiniz. Pideleri fırından çıkardım. Yumuşaması için nemli bir mutfak havlusu örtüyorum. 5-10 dakika bekletiyorum. Dilerseniz kenarlarına sıcakken tereyağı da sürebilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Videomu izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun.